Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi salgına karşı alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı emirlerimizi yayınladık ve hep birlikte daha ilk günlerden itibaren ivedi ve kararlı uygulamalarla amansız mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen bu mücadelede üzerimize düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirmek maksadıyla bireysel ve kurumsal olarak tüm imkanları, kabiliyetlerimizi, kapasitemizi, yeteneklerimizi harekete geçirdik. Başlangıçtan itibaren hudutlarımızdaki birliklerimizden harp okullarımıza, meslek yüksek okullarımıza, uluslararası toplantı ve tatbikatların ertelenmesinden tüm karargah ve birliklere girişe kadar, giriş çıkışa kadar geniş bir yelpazede ciddi ve güçlü tedbirleri aldık. Tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmaya gayret ettik hep birlikte. Birlik, karargah ve kurumlarda ülkemizde hastalığın yayılma hızının, virüsün diye bir de işte yayılma hızının kırılmasına yardımcı olmak maksadıyla sosyal hareketlerin azaltılmasına ve sosyal mesafenin her kademede korunmasına büyük özen gösterdik, dikkat ettik. Kronik hastalığı risk grubundaki personel idari izne gönderdik. Salgınla mücadeleyi zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personeli bulunduruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine yürütülen bu mücadelede salgının yayılmasını engellemek maksadıyla evlerine gönderilen personelin evlerinden çıkmamalarına dikkat ediyoruz. Bunu tekrar tekrar kendilerine hatırlatıyoruz. Birlik, karargah ve kurumlarımızda yerinde kal prensibini uygulatıyoruz. 1 Mart'tan itibaren çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan 650 personelimiz yurda döndü. Bu personel 14 gün gözetim altında tutuldu. Bugüne kadar yurt dışından dönen personelimizden halen 84 kişi gözetim altında tutulmaya devam ediliyor. Uyguladığımız ve uygulamakta olduğumuz tedbirlerin yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesi bu mücadelede temel ilkemizdir. Bir yandan da bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum, hijyenik malzeme üretime de başlamış bulunuyoruz. Dikim evi müdürlüklerince haftada toplam şu an itibarıyla 1 milyon maske, 5 bin tulum üretilmekte. İlaç fabrikası müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilebilmektedir. Bunlar tabii bugün itibariyle ulaştığımız rakamlardır. Bu rakamların önümüzdeki dönemde de gelişmesi için her türlü girişimde bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu üretimlerimizi daha da artırmak için yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Dün itibariyle Makine Kimya Endüstrisi Kurumu MOMAK tesislerinde maske üretimine yönelik yeni tedarik ettiğimiz makine ve tesisatın kullanımına başladık. Bu durumda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nca da haftada çeşitli tipte 2,5 milyon, 2 milyon 500 bin civarında maske ve 100 bin tulum üretim için çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu sayılarda üretimi yapacağız. Bu çerçevede öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer bakanlık ve kurumların ve halkımızın ihtiyacını karşılamaya, mütakiben dost müttefik ülkelerin de taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birliklerimizin tüm ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılıyoruz. Örneğin sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, yaklaşık 1000 litre dezenfektan sevkiyatını gerçekleştirdik. Bu vesileyle şu anda İdlib başta olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde semalarımızda, mavi vatanımızda zorlu hava ve arazi koşullarında görevlerini büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla yürüten kahraman ve fedakar silah ve mesai arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum.